Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat programımız devam edecek. Osman Ünlü hocamıza yine her zaman olduğu gibi bir sorumuz olacak. Genişçe teferruatlarıyla beraber bir konuyu soracağız, onu anlatmasını istirham edeceğiz. Ama öncelikle sözü yine kendisine bırakalım, sonra sorumuza geçelim. Buyurunuz hocam. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını ihsan eylesin bu cuma gecesi ve gününün hatırı için. Ayrıca hem cuma gecesinin hem de cuma gününün feyzinden istifade etmemizi nasip eylesin. Buna ilaveten şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimiz içerisinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hasta olanlar varsa Cenab-ı Hak'tan ankari bir zaman onlara şifa ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Borçlu olanlara eda ihsan etmesini, sıkıntılı olanların sıkıntılarını hayra tebdil etmesini ve eceli gelmiş olanlar varsa onlara da iman selameti nasip ve müyesser eylesin. Bizlerin de ahir ve akıbetlerini hayır eylesin inşallah. Amin. Hocam, sorumuz şöyle. Siz de zaman zaman mesela dinleyicilerimize bazı tavsiyelerde bulunurken Hakikat Kitap Evi'nin Kıyamet ve Ahiret diye bir kitabı var. Evet, bunu da okuyun diyorsunuz. O kitapta bakıldığı zaman kabir ve kabir hayatıyla ilgili, yani ölürken, öldükten sonra başımıza neler gelecek, bununla ilgili olarak bilgiler var. Siz de onun için zaten onu okuyun diyorsunuz. Şimdi öncelikle ben tali bir soru olacak belki de ama bu ne işimize yarayacak? Yani o bilgileri bilmemiz bize ne gibi bir fayda sağlayacak? Onu sormak istiyorum. Bir de bu kabir ve kabir hayatıyla ilgili olarak yine oradan mülhem bazı bilgiler bize vereceksin, paylaşacaksın. Çünkü önemli, neler başımıza gelecek. İmanla da alakalı bir konu neticede. Biraz bilgi vermenizi istirham edeceğiz efendim. Şimdi Mustafa Bey, konuya girmeden önce o sualiniz, yani biz ölümle ilgili, kabir, kabirle ilgili, ahiretle ilgili olan Allah-u Teala'nın bildirdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerde işaret buyurdukları ve ehl-i sünnet alimlerinin de bizim anlayacağımız şekilde, detaylı bir şekilde anlattığı bu bilgileri öğrenmemizdeki murat nedir, maksat nedir, bize ne kazandırır? Ehl-i sünnet alimleri uzun uzun yazmışlar ve İmam-ı Gazali Hazretleri'nin o Dürretül Fahiri kitabı da, işte Türkçe'ye tercüme edilmiş Hakikat Kitabevi, onu Kıyamet ve Ahiret ismiyle yayınlıyor. Ve zaman zaman da İslam ve Toplum programında da dinleyicilerimize habire tavsiye ediyoruz. Bu kitabın ilk 30 sayfasını, bir de mektubatı. Mektubatı okumak, o İmam Rabbani Kutsu Sözleri de hemen hemen her talebesine yazmış olduğu mektupta bir kere ölümü hatırlatıyor. Ahireti hatırlatıyor. İmam-ı Gazali Hazretleri burada ölüm anında insanın başına gelecek halleri hadis-i şeriflerle uzun uzun bildirmişler. Ölürken ne haldedir, neler gösterilir, neler olmaktadır, kabire konduğu zaman neler olmaktadır, bunlar anlatılıyor. Peki biz bunları öğrendik. Öğrenince ne olur? Şimdi insanda bir şu beden var, ruhun ikamet ettiği yer. Nefs de bu bedende ikamet ediyor. Bu beden işte et ve kemik diyoruz ama ana maddeleri kitaplarda anlatılıyor. Toprak, su, hava, ateş. Buna enasır-ı erbaa tabirini kullanıyor İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri. İmam-ı Gazali Hazretleri de bildirmişler. Bu enasır-ı erbaa denen, toprak, su, hava, ateşten yaratılmış olan bu beden, toprak mantisi ağırlıklıdır buyuruyor. Bunlar da ölüm istemez. Kabirden. Bunlar da tırsar. İstemez bunlar da. Nefis hiç istemez. Ölümle beraber bütün istekleri bitecek. Ölümle beraber bu bedenin de istekleri bitecek. Onun için tırsıyorlar ölümden. Ölümü sadece nefis değil, bu beden de istemez. Niye? Şu anda mesela susuyoruz, bedenin ihtiyacıdır, su ihtiyacını gider. Canımız bir şey çekti, yiyoruz. Onun için bu bedene nefis tabiri de kullanılmış. Nefis iki türlü kullanmış İslam alimler, hadis-i şerifte geçiyor. Bu bedene de nefis. Nefsin isteklerini de aynı şekilde yerine getir tabiri, o bedenin isteklerinidir. Belli şeylerde gıda alıyor bu. Bazen serinlemek istiyor, bazen aynı şekilde ısınmak istiyor. Bunları verdiğin zaman bu beden rahatlıyor. Acıktığı zaman yemek veriyorsun, susadığı zaman su veriyorsun. Bunlar onun zevkleri. Bunlardan zevk alıyor.
Dolayısıyla öldüğü zaman bunlar bitecek. Bunun için de tırsıyor, korkuyor. Nefisse zaten bu bedendeyken bunu hallediyor, bizi yanlış yollara sevk ettiriyor. Ölümle beraber o da aynı şekilde bu isteklerinden, arzularından hepsinden vazgeçecek. Yok, uzaklaşacak. Uzaklaşacak. Eli mahkum. Evet, eli mahkum. Dolayısıyla bunlar ölüm istemez. İstemezse niye veriyoruz o zaman bu bilgileri ona? Ha. Şimdi nefs zaten Allah-u Teala inkar edecek şekilde yaratıldığı için o devamlı sürede yanlış şeylere sevk ediyor. Bedenin de enerjisi kuvvetliyse dileyicilerimizin hatırına gelebilir. Ne gibi efendim falan. Buna İmam-ı Gazali Hazretleri de Muhammed Hadimi Hazretleri güzel bir misal vermişler. Atın arpasını fazla verirsen buyuruyorlar. At besleyenler bilir. At besleyenler bilir. Atın arpasını fazla verirsen at seni taşımaz. Üstünden atar. Dolayısıyla bu bedende de enerji fazla yüklü olursa bu enerjiyi boşaltacak bu. Nerede kullanır? Nefsi iman etmediyse nefis kendi isteklerine doğru kullandırır onu. Orada kullandırır. Dolayısıyla haramda kullanır bunu. Bunun için de Allah-u Teala bu bedenin taşkınlıkları olsun, yani bu toprak, su, hava, ateş maddelerinin de taşkınlıkları var buyuruyor. Nefsi iman ettikten sonra evliya bunlarla mücadeleye devam ediyor, ölünceye kadar buyuruyor. Dolayısıyla bu taşkınlıklara mani olabilmek için ölümü, ölüm hallerini, kabri, kabir hallerini zaman zaman okumalı. Peki okuyunca ne olur? Tırsar. Der ki ya ben inkar etsem de, kabul etmesem de, itiraz etsem de bu başıma gelecek. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam hitaben müminlere nasihat et, müminler nasihat dinler buyuruyor. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin o kitabı nasihat mıdır? Nasihattır tabii. Bir mümin onu eline alıp okuyunca ya der bu benim başıma gelecek. Bir gün böyle ister yatakta, ister trafik kazası, ister kalp krizi, hangi sebeple olursa olsun bir gün uzatacaklar beni. Ayak ucumdan ruhumu çekmeye başlayacaklar, bu benim başıma gelecek. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin, Muhammed Refami Hazretleri'nin, Muhammed Hadimi Hazretleri'nin kitaplarında yazdığı o haller, hadis-i şerifler haber verilmiş. Bunlar hepsi benim başıma gelecek. Bu nasihat o zaman o beden maddeleri de nefiste tırsar, geri çekilir. Yani insanı cehenneme sürükleme konusunda habire böyle yani ata kamçı vurur gibi kamçı vuramaz. Korkar, çekinir. Dünyadan soğur yani soğumaya sebep olur. Haramlardan soğur. Haramlardan. Dolayısıyla oraya yatırım yapmak niyetiyle ya der ben kendim hazırlıkta olayım. Oraya da cas cavlak gitmeyeyim. Üryan gitmeyeyim. Perişan olurum. Orada herkes bana gülecek. Gülecek tabii ki. Çünkü mahşer günü herkes kabrinden çıktığı zaman herkesin dünyadaki ameline göre üzerindeki giysisi. Ameline göre. Bazısının ameli güzeldir. O amelden Allah-u Teala ona bir binek yaratacak. Ona binecek, aheste aheste, ferah ferah onunla beraber gidecek. Korkusu, endişesi olmayacak. Orada ödün çalamazsın. Ya sonra parasını ödeyeyim, bir aynı şekilde bana bir binek ver. Yok öyle bir şey. Dünyada ne kazandıysan o. O anlatılıyor orada. Onu bir yolculuk olarak kabul edersek, büyüklerin de evet. Buyurduğu gibi pasaportu, cüzdanı, aynen şey, öyle. Yani her şeyi hazırlayıp, paranı da koyup cebi öyle gideceksin. Yani. Aynen öyle. Orada caz cavlak kalmamak. Kalmamak. Onun için mesela din büyükleri habire tavsiye etmişler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün lezzetlere son veren ölümü çok hatırlayınız buyuruyor. Bir de din büyüklerin hayatlarına bakıyoruz. Mesela Şah-ı Nakşibend Bahdini Buhari Hazretleri diyoruz. Yani çok büyük bir zat. Biz anlamayız büyüklüğünü. Öyle buyurulduğu için naklederiz ve inanırız büyük olduğuna. Çünkü biz büyük değiliz ki onun büyüklüğünü ölçelim. Bizde öyle bir şey yok. Çok büyük bir zat. Ama durup dururken büyük olunmamış ki Mustafa Bey. Mesela bu zat her gün kendisini 20 defa ölmüş. Teneşir tahtasına konmuş. Yıkanıyor. Kefenleniyor. Musallaya konmuş. Cenaze namazı kılınıyor. Oradan alınıyor. Kabre konuyor. Sarpmaya konuluyor. Kapatılıyor. Üstü toprakla örtülüyor. Öyle düşünüyor. Laf olsun dediği, ben de düşünüyorum. Yok öyle değil o. Öyle değil o. Bizzat böyle mezara girmiş, toprakla üzeri örtülüyor. O toprak seslerini, kürek seslerini duyuyor. İnsanların sesini duyuyor. Kıpırdayamıyor, cevap veremiyor. Bunları düşünen bir kimse yalan diyemez. Gıybet edemez. Suizan edemez. Nemime, laf taşıyıcılık yapamaz. Ve harama bakamaz. Haram
dinleyemez. Haram lokma yiyemez. İnsanlara sövemez. İnsanlara hakaret edemez. Yani bu eli ayağı hepsi kontrol altına girer. Bunun için okumalı. Peki bir soru da yöneltebilir miyim müsaade ederseniz hocam? Sanki dersi kaynatacaksın gibi geliyor biraz. Yok, şimdi böyle konular açılınca akla gelebilen şeylerden bahsediyorum. Hani bize de geliyor böyle sorular. Şimdi insan bir kere ölür neticede. Evet. Ama burada anlatılanlar, mesela o kitapta anlatılanlar, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin anlattıkları, öldükten sonra kabre kadar olan şeyi görüyoruz zaten hepimiz, belli. Birini çukura koyuyoruz, üstünü kapatıyoruz, tamam, oraya kadar belli. Ondan sonrası anlatılıyor kitaplarda. Tabii. Kim gidip görmüş de, hadi diyelim ki İmam Gazali Hazretleri hadis-i şeriflerden aldı. Peki Peygamber Efendimiz nasıl bildi, nereden gördü, görmüş gibi anlatıldı bunlar. Bu bilgi nereden? Allah-u Teala bu bedeni yaratmış, insanı yaratmış. Ruhu yaratan da o. Kendinden parçadır böyle. Ruh hakkında mesela bilgi yok. Nasıl bir şey bilemiyorsun. Nefsi tarif ediliyor. Ama ruh hakkında yok. Peygamber Efendimiz'i de sordular. Sonra vahiy geldi. Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de var. Ruhla alakalı. Ruhla alakalı. İslam söylüyor. Kul ruhu diye başlıyor ayet-i kerime. Sana ruhtan soruyorlar. De ki Rabbimin indinde bir ilimdir. Size ondan çok az bir şey verildi. Onun için İmam-ı Rabbani Kudüs'e Sözleri, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki ruhun mahiyeti hakkında bilgi verilmediği için bir şey söyleyemeyiz. Ama sıfatları anlatılabilir, söylenebilir. Kitaplarda o anlatılıyor, o özelliği. Mahiyeti bilinmiyor. Nasıl bir varlık? Bütün vücudu kaplamış vaziyette buyuruyor. Bütün vücudu. Gözün görmesi, kulağın işitmesi, burnun koku alması, ağızdaki tat, ellerin hareketleri. Yani bir motor gücü. Çekiliverdiği zaman hiçbirisi işe yaramıyor. Ne göz görüyor, ne kulak işitiyor, ne dil söylüyor. Çekildiği zaman. Elektrik kesilmiş oluyor. Elektrik kesilmiş oluyor. Aynen öyle. Ama akıl, zeka, hafıza hepsi onda. Ama efendim beyinde değil mi? Beyni kullanarak yapıyor o işi. Beyni kullanarak yapıyor. Gözü kullanarak aynı şekilde görüyor. Kulağı kullanarak işitiyor. Cenab-ı Hak da bunları sınırlı olarak vermiş. Görmeyi de sınırlı vermiş, koklamayı da sınırlı vermiş, işitmeyi de sınırlı vermiş. Mesela bağırıyorsun, şey yapıyorsun, onlar bile sınırlı vermiş. Gücünü, kuvvetini bile sınırlı vermiş. Yani bunları da sınırsız şekilde vermemiş. Belli ölçüler içerisinde verilmiştir. Dolayısıyla yaratan o. Yaratan o. Dolayısıyla kendi başına kaldığı zaman bu ne yapacağını bilemez. Cenab-ı Hak Erhamir Rahim'in olduğunu kendisi bildiriyor. Yani merhametlerin en merhametlisi. Kullarına merhametle muamele ettiği için peygamberler gönderiyor. Bu bilgileri, yani insan nasıl bir varlıktır ve insanı dünyaya niçin gönderdi? Nereden geliyorsunuz? Bu beden nasıl teşekkül ediyor? Ruh bedene ne zaman giriyor? Ve dünyaya geldikten sonra onun rızkı mızkı neler olacak? Allah-u Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de de bildiriyor. Bunların hepsini peygamberler vasıtasıyla bildiriyor. Siz yolcusunuz, geçici olarak burada ben sizi ikamet ediyorum, ben sizi burada imtihan ediyorum. Dolayısıyla ölümsüzlük vardır ama ölümden sonradır. Ölümden sonraki safhalarınız kabir, mahşer, mizan, ondan sonra cennet, cehennem. Açık net bir şekilde Allah-u Teala peygamberlere bildiriyor aleyhissalatü vesselam. Peygamberler de en sonu Muhammed aleyhisselam. Peygamber Efendimiz de bize bildiriyor. Eshab-ı Kiram'a bildirdi. Eshab-ı Kiram bunu tabiine bildirdi. Onlar da kitaplarına yazdılar. Ve Ehl-i Sünnet alimleri bunları bizim anlayacağımız şekilde, detaylı bir şekilde yazdılar ve bildirdiler. Tabi o bilgiler ışığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela bu kabirde azap vardır buyuruyor. Niye? Allah-u Teala perdeyi kaldırıyor, görüyor içeridekini. Kadir mutlaktır. Miraç'ta da gördü. Gördü değil mi? Cehennemdekiler de gördü. Şöyle gördüm diye buyurdu çünkü. Açıkça gördüm diyerek anlattılar, buyurdular. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisi olan alim ve evliyaya da bu perdeler açılıyor. Onlar da görüyor. Hatta buraya gelmeden önce bir şeye bakarken dikkatimi çekti. Seyyid Nur Muhammed Bedayani Hazretleri var. Cenab-ı Hak nasip etti, ziyaret etmek nasip oldu bu zatı. Hindistan'da. Masarcan Canan Hazretleri'nin hocası. Seyfettin Faruk Hazretleri'nin de talebesi olur bu zatı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde talebesi sayılır. Evet, talebesi sayılır. Silsile-i Aliye'den büyüklerin arkasındandır bu Seyyid Nur Muhammed Bedayani Hazretleri. Bu zat buyuruyor ki, daha önce işte Seyfettin Faruk Hazretleri'nden önce altyapısını oluşturan hocalarından birisi vefat etmiş. Onun kabrine ziyarete gittim. Uzun süre kabrinde kaldım. Allah-u Teala ihsanda bulundu. Kabri açıldı. Televizyon ekranı gibi. Bedeni ve kefeni çürümemişti.
Öyle gördüm buyuruyor kabirdeki halini. Bütün vücut azalarının hepsi sağlamdı. Fakat ayaklarının altının derileri dökülmüştü. Dikkatimi çekti buyuruyor. Sordum kendisine, konuştum buyuruyor. Ölüyle. Konuştum buyuruyor. Efendim, ayaklarınızın altındaki derinin dökülmesinin sebebi nedir? Yani diğer vücut organlarınıza bir şey olmamış. Orada bir döküntü olmuş ayaklarınızın altında. Buyuruyor ki evladım, bir gün bir kimsenin tarlasının kenarında abdest alıyordum. Ayağımın altına bir taş koymam lazımdı. O tarlanın sahibini tanıyordum. İzin alırım diye düşündüm. O tarlasındaki taşı aldım. Daha sonra yerine korum diye aldım. Onun üzerine basarak abdest aldım. Çamurdan korunmak için yani. İzinsiz yaptığım için ayaklarımın altı onun sebebiyle çürüdü buyuruyor. Taş. Başka bir şey de değil ya. Yani adamın tarlasından taş aldığın için adam müteşekkir bile olur. Benim tarladaki taşı almışım, teşekkür ederiz demesi gerekir değil mi? Ama ondan izinsiz aldın. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki haram yiyen kimsenin cesedini toprak çürütür. Haram yemeyeninkini çürütmez. Allah-u Teala toprağa emir vermiştir. Peygamberlerin cesetlerini çürütemiyor. Emri yerine getiriyor. Bir de mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden imanı olan ve haram yemeyen kadın erkek. Onların cesedini de çürütemiyor. Allah-u Teala dileyince. Toprak nasıl çürütmezmiş? Toprağın sahibi kim? Cenab-ı Hak. Ona emir veriyor. Aynı şekilde yapamıyor onu. Ateş ne yapar? Yakar. Halilullah olan İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Allah-u Teala berden selama buyurdu. Serin ol. Ateş yakamadı. Hatta İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki iki yerde yoruldum buyuruyor. Arş-ı Ala'nın altındaydım ben o anda. 7 kat göğün en üstünde. Yetiş Halil'ime aynı şekilde yardım etti. Yoruldum buyuruyor. Mahluktur netice itibariyle. O kadar meleklere verilen sürat biz bilemiyoruz. Biz şimdi ışık hızını biliyoruz. Saatte 300 bin kilometre. Onun dışındakini bilemiyoruz. Yoruldum buyuruyor ama yetiştim. Diyor ki var bir dileğin var mı diyor. Var ama diyor sana değil. Cenab-ı Hak ne güzel yaratış ama ya. Ateşe gidiyor yani. Ateşe gidiyor. Var ama bak diyor ateşe gidersin diyor. Onun muradı yakmaksa itirazım yok ki diyor. Hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Hasbiyallah. O ne güzel vekildir, o bana kafidir. Çekilsen aradan diyor. Allah-u Teala soruyor Cebrail Aleyhisselam'a. Halil'imi nasıl buldun? Ya Rabbi çok mükemmel diyor. Ondan sonra Allah-u Teala ateşe dedi ki verden selama, soğuk oldu. Ateş yakmadı, yakamadı, gücü yetmedi. Çünkü ona yakma gücünü veren Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam da işte kendi ümmetinden birisine vahşi hayvanlar parçalatmış, arz ediyor. Ya Rabbi diyor, biz bunu mümin ve salih biliyorduk. Yoksa diyor bizim bilmediğimiz bir şekilde bunun bir isyanı mı vardı? Allah-u Teala da hayır buyuruyor. Sizin bildiğiniz gibi salih bir kulumdu, mümin bir kulumdu. Peki diyor niye vahşi hayvanları parçalattın? Bak önemli. Niye vahşi hayvanlar parçaladı diye sormuyor. Parçalattın. O çok önemli. Allah-u Teala izin vermese kurdu, arslanı saldırabilir mi sana? Mümkün değil de. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri zamanında kurtlar Hazreti Ömer'den çekiniyor, korkuyor, sürünün yanına yaklaşamıyor, yan bile bakamıyor. Cesaret ederse baksın bakalım bir. Cesaret ederse baksın bakalım. Hatta büyüklerden bir zata vaktiyle birisi gelmiş demiş, efendim demiş, benim demiş öküzün birisini demiş arslan yedi. Haber gönderiyor o zat. Adam haber gönderir gibi. Arslan geliyor, özür diliyor falan. Niye yedin diyor bunun. Vallahi efendim diyor, haftalarca açtım diyor. Yiyecek bulamadım diyor. Ölmek üzereydim, mecburen saldırdım. Ne olacak şimdi bunun hali diyor. Bak diyor, bunun da çoluğu çocuğu da aynı şekilde mahrum kaldı. Ne emrederseniz onu yapayım diyor. O zaman diyor, bu diyor öküz alıncaya kadar diyor, bunun öküzünün işini sen gör. Boyun durağı sen. Öküzlük yap. Öküzlük yap. İşi bitmiş adamın, gittiğinde onun gitmesiyle gitmiyor ki. Gelmiş o zaman demiş efendim, artık korkuyorum demiş, gitsin. Çağırmış hadi demiş, selametle artık. Özür de diliyor, hakkını helal edin. Bize garip gibi geliyor bunlar. Değil. Yani Allah-u Teala mesela hani konuyu açıyor da, neyse ben de dersi kaynatıyorum galiba. Şimdi Selman-ı Farisi radıyallahu teala an hazretlerine zaman zaman İslam ve toplumda anlatıyoruz. Tabiinden bir grup genç gelmiş. Mübarek de Medine-i Münevvere dışında bir vahada bir yeri varmış, oraya gitmişmiş. Giderken kendine göre bir işte ekmek almış. Gelen 30-40 kişi, yanındaki yiyecek yetmez.
Böyle mübarek bakarken bakmış bir Ceylan Suresi uzaktan gidiyor. Sesleniyor Ceylan Suresi'ne. Misafirim geldi diyor. İçinizden biriniz gelsin. Ne kadar tuhaf geliyor bize değil mi? Birkaç tanesi böyle sürüden geliyorlar. Bir tanesinin sırtına elini koyuyor. Bu kalsın öbürleri gitsin diyor. Öbürleri gidiyor. Ocak yakıyorlar. Bunu kesip misafirlerine ikram ediyor. Tabii ikinci kuşak hadis-i şerifte metüsena edildiği halde onların bile dili tutulmuş böyle. Demişler efendim bu nasıl oluyor falan başlamışlar kekeleyerek sormaya. O da gayet rahat. Ne nasıl oluyor diyor. Diyor ki Ceylan. Evet diyor. Ne olmuş Ceylan'a? Çağırdınız geldi. Gelecek diyor. Diyorlar ki efendim ağlamak bile zor yani. Çok ürkek bir hayvan. Çağırıyorsunuz geliyor. Mustafa abi öyle bir imanlar var ki. Bunda diyor şaşıracak ne var ki? Allahu Teala dünyadaki her mahluka emir verdi. Bana itaat edene itaat edeceksiniz diye. Ben diyor Rabbime itaat ediyorum. O Ceylan diyor mecbur bana itaat etmeye. Mecbur bana itaat etmeye. Hani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir yaşlı bir kadıncağız sırtında un çuvalıyla böyle giderken ileride bir aslan görmüş, aslanı çağırmış, çuvalı da onun sırtına koymuş. Hadi demiş bunu demiş evine kadar götür. Ama gönlüne de gelmiş. Demiş demiş peki demiş yani şimdi eve giderken böyle şey yaparsa ne diyeceksin demiş kadıncağıza. Ne diyeceğim demiş. Zalim Cüneyd çuvalı aslanın sırtına vurdu o gönderdi diyeceğim. Ana. Demiş ne demek o demiş ya. Dönmüş. Aslanı demiş Allah-u Teala yük çekmek için mi yarattı demiş. Sen niye bu hayvanı sırtına diyor aynı şekilde bana itaat ediyor diye sırtına un çuvalını yüklüyorsun diyor. Yazık günah değil mi diyor. Allah-u Teala bu hayvanı bunun için mi yarattı? Ana, tövbe diyor özür dilerim. At var eşek varken. Doğru. Özür dilerim. Özür dilerim tabii. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisi olan alim ve evliya-i kiram onlar da keşf yoluyla Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerini kabirde olanları görmüşler. Kabirden sonraki yolculukları onlar latifelerini göstermiş Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz gördüğü gibi varisleri de bunu müşahede etmişler, görmüşler. Dolayısıyla bu anlatılanlar masal değil, hikaye değil. Bizzat gözle müşahede edilen. Yani sıradan insanların bile aynı şekilde şahit olduğu bir sürü hadiseler var. Birçok hadiseler vuku bulmuştur. Ben çocukluğumda Konya'da çok dinlerdim mesela. Evliya-i kiramın veyahut da bir şehidin kabrini kazarken kazmanın kırıldığı ısrar ederse adama bir taş geliyor bilmem ne geliyor. Adam ölümle bile karşı karşıya geldikleri söz konusu olmuştur. Yani çürümemiş ceset gördüm. Değil mi? Evet kefeni falan. Bir şey olmuyor. Yani buna benzer... hani şehidin mi çürümez, alimin mi? Değil. Orada ölçü şeymiş. Haram yemeyecek. İşte o Seyyid Nur Muhammed Bedani Hazretleri buyuruyor ki, hocamın ayaklarının öyle döküldüğünü gördüm. Ve niçin böyle oldu? İşte yani izinsiz olarak tarladan bir taş aldım. Onun üstüne basarak aynı şekilde ayağım çamur olmasın diye abdest aldıydım diyor. O sebepten dolayı ayağımın altı çürüdü. Ayağımın altı çürüdü. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sistemde hiç boşluk yok. Herkes mesela şunu hiçbir zaman unutmamalı, düşünmelidir. Efendim işte benim yaptığım yanıma kar kalır. Vallahi de billahi de kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor Mustafa Bey. Dünyada veriliyorsa adam öpsün başına koysun. Cenab-ı Hak ikaz ediyor ona merhametle muamele etmiştir. Aklını başına getirip tövbe istiğfar etsin diye Cenab-ı Hak fırsat veriyor ona. Ya dünyada hep sıhhat verse, hastalanmasa, işleri tıkırında gitse, hiç Allah-u Teala hatırına gelmese, tövbe hatırına gelmese... O şekilde de bir gün ecel nasılsa öyle de gelecek. Sağlamla da gelecek, hastaya da gelecek. Hepsine gelecek. Şak diye ecel karşına gelecek. Hiçbir şey yapamadan kü diye ahirete. Ondan sonra yaptığı bütün kötülüklerin hepsinin cezası ahirete bırakılınca da Allah-u Teala muhafaza buyursun. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlat-ı iyaline dua ettiği gibi ümmetine de dua etmiştir. Ya Rabbi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Ehl-i Sünnet alimler mesela İmam-ı Rabbani Kudüs'tür bilhassa İmam-ı Gazali Hazretleri anlatırlarken buyuruyorlar ki dünyadaki dert-i bela onun günahlarını temizlemediyse buyuruyor. Ölürken Cenab-ı Hak onun ölümünü şiddetli yapar. O kadar çok ki günahı bitmedi. Bu sefer öldükten sonra kabire konunca başlar. Kabir azabı başlar. Kabirde sıkma başlar. Ondan sonra orada da bitmediyse mahşer günü mahşerde bekletir. Ne kadar bekletir? Fazla değilmiş yani 50 bin sene. Kaç bin? 50 bin. 50. Şimdi,
şeyde yok, gölgelik de yok, evde yok, villada yok, köşk de yok, deniz de yok. 50 bin sene. Ama cehenneme gitmektense oradaki aynı şekilde azap daha hafiftir buyuruyor. Bunun için kitaplarda anlatırken kabir ahiret aleminin başlangıcıdır. Ölümü her canlı tadacaktır. Ölüm yok olmak değil, bir evden bir eve göç etmek gibidir. Ölen her kişi kıyamette dünyada yaptıklarından hesaba çekilip cennete veya cehenneme gönderilinceye kadar kabirde kalacaktır. Ölünün kabirdeki hali imanına ve ibadetlerine göre olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmuşlardır. Kabir hayatına inanmak imanın şartlarından biri olan ahirete inanmanın bir parçasıdır. Kabir hayatı gaybidir. Yani beş duygu organı ve akıl ile anlaşılamaz. Ancak nakil doğru haber ile bilinir. Kabirde hem ruha hem bedene nimet ve azap vardır. Nimetler ve azaplar ruha ve cesede birlikte olacaktır. İnsan diriyken kabir azabını veya nimetini anlayamıyor ise de ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ile Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin önce gelenleri yani eshab-ı kiramın hepsi ve bütün ehl-i sünnet alimleri kabir azabı olacağını haber vermişlerdir. Bu hususta icma yani söz birliği hasıl olmuştur. İnsan aklının kavrayamadığı şeyleri inkar edemez. Çünkü birçok olayları ve eşyanın varlığını aklı ermeden kabul etmektedir. Peygamberler, şehitler ve evliyanın mezarlarında kabir hayatı denilen bilmediğimiz bir hayatla diri olduklarını Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler açıkça haber vermiş. Âl-i İmrân suresinin 169. ayetinde mealen Allah yolunda öldürülenleri yani şehitleri ölü sanmayınız. Onlar Rablerin yanında diridirler, rızıklandırılmaktadırlar buyuruldu. Bu ayet-i kerime şehitlerin kabirlerinde diri olduklarını bildiriyor. Şehitler başka Müslümanlar gibidirler. Peygamberler şehitlerden elbet daha üstündürler. Bütün peygamberler şehit olarak ölmüştür. Hadis-i şeriflerde peygamberleri çürütmesini toprağa haram etmiştir. Miraç gecesinde Musa Aleyhisselam'ın kabri yanından geçirildim, mezarında ayakta namaz kılıyordu. Kendimi peygamberler arasında gördüm, Musa Aleyhisselam ayakta namaz kılıyordu. Esmerdi, saçları dağınık ve sarkık değildi. Zat kabilesinden bir yiğit gibiydi buyuruldu. Tarif ediyor. Bedeniyle tarif ediyor yani. Bu hadis-i şerifler peygamberlerin Rableri yanında diri olduklarını gösteriyor. Peygamberlerin, şehitlerin ve velilerin dışında kafirlerin bile mezarda duyduklarını ve içtiklerini hadis-i şerifler bildirmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meyyit, ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir buyurdu. Ya şimdi fazla uzağa gitmeye de gerek yok. Kendi zamanımızda şahit olduğumuz bazı hadiseler var. Bizim de çok yakinen tanıdığımız bir arkadaş vefat etmişti. Defnedildi. Neyse aradan bir hafta sonra o definde hazır bulunan arkadaşlardan bir tanesi rüyasında görüyor onu. Diyor ki sen ahirete gittin. Neyle karşılaştın? Vallahi diyor beni getirdiniz. Mezara koydunuz. Yukarıda konuşuyordunuz. Konuşmalarınızı hepsini dinledim. Hepsini duydum. Kürek sesleri falan şey yaptıktan sonra talkın yapıldı. Onu da duydum. Ondan sonra siz çekildiniz. İki tane melek geldi. Biri sağ tarafım, biri sol tarafıma durdu. Sağ taraftaki soru sordu. Sol taraftaki de aynı şekilde ona cevap verdi. Ben de ikisini dinliyordum böyle. Ondan sonra dediler ki seni dışarıda bir zat bekliyor. Bizimki bu kadar hadi alasmanladık. Ama kolaymış onu ha. Allah-u Teala sevdiklerini sevince onlar kabirde de yardım ederler. Yetişirler buyuruluyor. Yetişirler buyuruluyor. Onun için sevmek kuru kuru olmaz. Yani bizzat o sevdiğin zatın öğrettiklerini yerine getirmeye çalışmalı. Efendim tamamını dört dörtlük yapamam, tamamını yapamam. Hele sen yapmak için onun yolunda ol. Zaten onlar dört dörtlük beklemiyor. Hiçbir kul yani peygamberler bile hani buyurmamış ki dememiş ki biz dört dörtlük ibadet ettik Cenab-ı Hakk'ın şanına layık ibadet ettik diyen bir peygamber var mı? Yok. Yok. Evliya-i Kerem'den var mı? Yok. Mesela Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ki meşhur olmuş. Her gece Allah için iki rekat namaz kılacağım diyor. Şeye kadar yatsıdan sonra başlıyor imsaha kadar sabah namazına kadar kılıyor iki rekatı. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyor. İki rekatta her seferinde de yine Allah-u Teala layık olmadı buyurmuş. Biz hasbelkader öyle bir gece bir ibadet yapmaya kalsak var ya ertesi gün havamızdan geçilmez.
Mustafa Bey var ya, gece ben böyle bir namaz kıldım var ya, var ya, var ya ya, var ya, var ya diye diye cehenneme gider Allah saklasın ya. Kibir, ucub hepsi yükler ve tepe taklak ettirirler mi bize? Evet, tepe taklak ettirirler. Saata bakıyorsun, istersen ikinci bölümde. Evet hocam, müsaade ederseniz şimdi kısa bir aramız var, sonrasında devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz şu andan itibaren. Osman Ünlü hocamız bize kabir hayatı, ölüm ve sonrası bunları anlatıyordu, bilgiler veriyordu. Biz biraz ilk baştaki sorularla kaynatmış gibi olduk hocam ama faydalı da olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah. En azından merakımız gitmiş oldu. Buyurunuz efendim. Efendim şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, kabirde meyyit kendini ziyarete gelenleri tanır. Nasıl tanır? Selamun aleyküm, ben geldim. Ben duymuyorum onu. O duyuyor. Peki duyan var mı onun cevabını? Alıyor cevabı, söylüyor. Ve aleyküm selam diye. Peki bu şekilde konuşan var mı? Var. Çünkü biz birinci bölümde aktardık. Ölmek bir odadan öbür odaya geçmek gibidir. Ama bu neye benzer? Şimdi biz radyo yayını yapıyoruz ya. İstanbul'da 93.1'e gelen bunu dinler. 92'de olan dinleyemez. 93'e geçen dinleyemez. Ancak 93.1'de olacak. Bu frekansta olacak. Bir kimse de ölülerle görüşmek için aynı frekansı yakaladığı zaman problem kalmaz. Nasıl ya? Ahiret.com girdin mi? Frekans hangisi? Şimdi Allah rahmet eylesin. Emen abiler bir formül söylemişlerdi. bu büyüklere Allah-u Teala o imkanı vermiş. Allah-u Teala her zaman hazır ve nazırdır. Allah-u Teala'nın evliyası anıldığı zaman hazırdır ruhları. Hep bunlara telefon açın diyordu Ömer abi. Bizim anlayacağımız şekilde. Telefon numarasını söylüyorum diyorlardı latife ederek böyle. Biz de pür dikkat, Allah Allah. Ahiret fonda var mı? Bunlar telefonları nasılmış falan diye. Halbuki bir şifre söylüyorlardı. O şifre de bir Fatiha, üç İhlas. İşte salavat-ı şerifi okuyorsunuz. Hemen o zatın ruhuna hediye ediyorsunuz. Talebinizi o zatı vesile ederek istiyorsunuz. O anda onlar orada olur. Fakat Emen abiler bir şey üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Çünkü başka bir zamanda bir şey anlatmışlar. Başka bir şekilde anlatıyorlar. Mesela demişlerdi. Bir kimse yatmadan önce işte saatini kurdu. Komodinin üzerine bilmem neleri koydu. Tabancasını da koydu. Yattı uyudu. Bir tıkırtı duydu falan. Gözünü bir açtı, baktı ki hırsız. İlk defa neye sarılır? Tabancaya. Kendini korumak için. İşte Emen abiler orada anlatıyorlardı. Tabanca %100 emniyet değildir. Doğru. Çünkü tutukluk yapabilir. Yapar. Öyle söylediler. Tutukluk yapabilir. Veya hırsız senden daha tetik davranabilir. Atarsın, vuramazsın. Vuramazsın. Ama dediler. %100 garanti olan bir şey söyleyeyim size. %100 garanti olan. Allah-u Teala'nın sevdiği evliyasından birisini hemen o anda hatırlamak. Onu yardıma çağırmak. Anında orada olurlar. Fakat bunun da bir şartı var. Acaba kalbinde böyle bir acaba olmayacak. Tereddüt olmayacak. Tereddüt olmayacak. O büyüye karşı mı? Evet. Efendim onu tanımak. Fiziken tanımak değil mi buyurdu, diye anlattılar. Fiziken değil. O zatın Allah-u Teala'nın sevgili kulu olduğuna inanmak. Bu konuda tereddüdü olmamak. Tereddüdü olmamak, acabası olmamak. Allah-u Teala bu evliya kuludur. Allah-u Teala evliya kullarına bu gücü ihsan etmiştir. İmdadıma yetişir. Dediğin an tak diye orada bulunurlar. 12'den vuruyorsun. Yani. Evet, 12'den vuruyorsun. Tutukluk yapmaz. Hırsız ondan daha tetik davranamaz. Mümkün değil. Peki ne olur? Ha ne olur? Allah Teala seni heybetli gösterir. Ondan sonra ne bileyim başka bir şey olur. Şu olur, bu olur ve netice itibariyle de hırsızın şerrinde seni korurlar. Bir şey olur. Hatta şey anlatılır kitaplardan. Rabia Yadviye Hazretleri gece yapmış zaten bir şey istiyor. Tabii duymuş bir eşkıyanın hırsızın birisi de. İşte o kadına
öyle düşünüyorlar onlar. Çok hediyeler geliyor. İşte paralar geliyor. Tabii Rabia Yadviye Hazretleri akşam geleni sabaha bırakmıyor, dağıtıyor. Sabah gelen de akşama kalmıyor. Ama gözünü dünya hırsı bürümüş olan kimse öyle düşünmüyor tabii. Kim bilir onu nerelere saklıyor falan. Gece girmiş. Halbuki bir şey kalmamış. Hepsi çoktan geldiği gibi gitmiş. Hepsini dağıtmış Rabia Yadviye rahmetullahi aleyha. Hatta kendisini ikaz ediyorlar. Efendim böyle böyle. Hani nöbetçi koysak yok diyor. Allah-u Teala beni görüyor ve koruyor. Hasan Basri Hazretleri gelip teklif ediyor. Yok diyor. Onu da kabul etmiyor. Yatmış girmiş hırsız. Oraya buraya falan. Yok bir şey. Bir işte Rabia Yadviye Hazretleri'nin dışarıya çıkarken giymiş olduğu bir parçası varmış. Bana demiş bunu alayım. Onu alınca bütün kapılar kapanmış. Bütün her taraf nereye gideceğini şaşırmış. Zifiri karanlık. Yol yok. İz yok. Pencere yok. Kapı yok. Götürmüş şeyi koymuş. Her taraf aydınlanıyor. Gideceği yer belli. Aa demiş gözüm görmedi demek ki. Gene ağlıyor bu. Gene kapanıyor falan. Ondan sonra bir iki defa böyle tekrar edince bir ses duyuyor. Sevdiklerimiz şu anda bedenin istirahat etmesi lazım gelmesi sebebiyle uykuda iseler de sahibi uyanıktır buyuruyor diye bir ses geliyor. Sahibi uyanıktır. O kendisini bize teslim etti. Biz onu korur ve kollarız. Adam mecbure bırakmış onu sana çekmiş gitmiş. Yani o kadar hadiseyi gördükten sonra da tövbe etmemiz değil mi? Ahmaklığın darızkası yani. Ahmaklığın darızkası. Dolayısıyla Allah-u Teala sevdiklerinin hatırı ve hürmetine ama bir kimse gerçekten onda tereddüt etmeyecek. Gerçekten onda tereddüt etmeyecek. Benim başıma da böyle bir şey gelmişti. Şeyde İstanbul'a ilk geldiğimizde siz yaşamadıysanız bile daha önceki de duymuşsunuzdur. O sur içinde o zaman rahmetli Özal'la beraber bu telefon konusunda bir patlama oldu. Yoksa ondan önce öyle değildi. Sur içinde bir telefon gelecek. Yazılacaksın kaç sene sonra. Ya çıkar ya çıkmaz. Telefon biter evine diye. Telefon çektirmek evet. Meselesi. Evet. Neyse biz de böyle yazıldıydık. Ta bilmem ne zaman sonra çıktıydı falan. Çıktı hemen 2-3 gün sonra aynı şekilde kapandı bu. Ya gittik bir dedi borcu var. Ya ne borcu daha yeni ha falan öncekinmiş açtılar. Bir iki konuştuk gene kapandı falan. Benim de canım sıkılmıştı. O zaman da Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde çalışıyoruz. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri de bize yakındı. Fatih'te oturuyor o zaman. Sabah erkenden serviste gitmedim. Yayan yakındı. Oraya gittim. Sabahlar kimse de yoktu. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne gittim. Bir Fatih 11 İhlas okudum. Dedim efendim çok özür dilerim. Bir dünya işim var. Benim dedim ancak bir dünya işim var. Ben dedim kendim devlet memuru olduğum için dedim. Bu devlet memurları böyle İTKK iş yapıyorlar. O zaman da devletin tekeli altındaydı şey. İTKK iş yaparlar. Meseleydi ama canım yani. Benim bir telefon meselesi var. Zırt pıt ikide bir açıp kapayıp duruyorlar falan. Dedim bizdeki cehalette bak. O vefada bir yer vardı PTT'nin orada. O yeri de gösterdim. Bak dedim şurada hallediyorlar. Adresi de vermişsiniz ya. Ama o zamanki haletimi, haleti ruhiyemi iyi hatırlıyorum. Ya cani gönlümden o zata, o zatın Allah-u Teala'ya sevgili kulu olduğuna inanıyorum. İnanıyorum. Ve Cenab-ı Hakk'ın onlara tasarruf verdiğine de inanıyorum. Bir de cehaletin vermiş olduğu şeyler, hani bu dünya meselesi evet. Götürüp de onların edepsizlik ama o anda işte o şey affediyorlar. Evet. Affediyorlar. Bu salak diyorlar. Tamam mı? Affediyorlar. Hatta dedim buralar sizin tasarruf alanınızda. Onlar da söyledim yani. Sizin muhit. Sizin muhit. Mustafa Bey indim. O şey İmeci bloklarının önünden geçen o bir yol var. Halice doğru gidiyor ya. Hatta belediye binası da oradaydı. Oradan geçen o yol. O yola indiğim zaman o haleti ruhiyeden çıktım. Çünkü karıştı falan. Neyse yolun karşı tarafına gittim. Zaten 100 metre mi 200 metre gidince o bina 3 katlı bir binaydı. Uzun bir binaydı. Onun da bir koruma duruyor. Ben hani tamam arz ettim Mehmet Emin Tokadi Hazretleri falan ama ben onu unuttum o şeylerde oraya gittim. Ya daha böyle 3 metre kala falan da hazır ol vaziyetince buyurun efendim dedi. Koruma mı? Koruma. Dedim gelen öbürleri geliyor galiba arkama baktım benden başka kimse yok. Adam bana hazır ol vaziyeti çekti. Allah Allah. Birden hatırıma geldi dudağımı ısırdım. Dedim efendim dedim hani bu kadar kuvvetli olduğunu tahmin etmiyordum yani dedim. Yani ediyordum da. O sana dedim benim bir telefon meselesi oldu. Tabii buyurun beyefendi falan. Birinci kata patır patır benim önümde o gitti. Orada da böyle 45 yaşlarında bir kadıncağız. O da ayağı fırladı hemen. Buyurun efendim falan.
Ne gösteriyor bu? Yoksa kendimi önce gidiyor, bilmiyor falan. Ya ondan sonra dedim benim bir telefonum size. Telefonu söyleyin numarasını. Artık siz gidin beyefendi dedi. Dedim iyi. Gittim ben. Gazetede unuttum gittim. Akşamüstü hatırıma geldi. Bir açayım dedim. Açtım hanım dedi ki açıldı. Ey. Mustafa abi bir ay, iki ay, üç ay falan. Telefon faturası bile gelmedi. Kökünü halletmiş. Faturayı ne demiş? Ben bunu anlatmaya başlayınca faturalar gelmeye başladı falan. Tabii ondan sonra cesaret edemiyorsun. Başka bir işim vardı. Bir işim sebebiyle de aynı şekilde şey yaptım. Onda da net görüyorsun. Ha, bunu belki de Allah-u Teala bir ihsanıydı. İnanarak hani diyeceksin şimdi dünya için gidip de o büyüklerin kabrin başına dua ederim. Edemem. Utanırım. Ama o zaman yani bir yarım yamalak onlar da zaten kale almıyor. Ha, bu salak geldi falan. Şey yapmıyorlar, kalem tutmuyorlar ona. Ama ihsanda bulunuyorlar, yakinini arttırıyor. Peki efendim inanmazsam avucunu yalarsın. Ben lem yazık lem yediri bu diyor. Tatmayan bilmez. Hani dinleyicilerimiz içerisinde, efendim bu zamanda da oluyor mu? Vallahi billahi ben yaşadım. Kendim yaşadım bunu. Yani o büyüklerin mesela Konya'da Sadrettin Konevi Hazretleri'nin böyle bir sabah erken vakti gittim. Hani kitaplarda anlatılıyor bu vilayet yolunda yükselen evliyanın kabri ziyaret ettiği zaman işte feyizleri şimşek gibi çakar diye. Hakikaten öyle. Elektrik çarpması gibi falan. Hatta dedim efendim özür dilerim ben köylüyüm yani. Köyüm de şurası. O kadar fazla değil. Gülüyorlardır tabii. Ama şey değil, edepsizlik olmaz. Yani inanarak şey yapınca Allah-u Teala onlara o tasarruf gücünü vermiş. Buna inanmak lazım. Dolayısıyla bunların hani kabirde bazı İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyor işte şöyle olmuş da şunlar böyle olmuş, bunlar böyle olmuş. Vallahi de billahi de tallahi de bunlar hepsi doğru. Hepsi doğru. Anlattıkları İmam-ı Gazali Hazretleri'nin anlattığı. Mesela İhya'da öyle şeyler anlatılıyor. Anlatıyor ki kabirdeki görülen kabirdeki hallerle alakalı çok enteresan şeyler anlatıyorlar. İşte rüyada görülmüş. O evliyanın rüyada görmesi bizim anladığımız rüya değil onlar. Rüya değil. Peki bunlar yani Allah-u Teala bu evliyasına bunları ihsan ederek bunlar da ishar etmişler. Kitaplarına yazmışlar. Niçin yazmışlar? Ha bizim gibi ahmak kullarının intibaha gelmesi için, uyanması için yazmışlar. Ha bütün bunların neticesi, ya canım seni ağlarım beleşe, masal anlatıyor bunlar ya falan. Paşa gönlün bilir. Bir gün oraya gireceksin, o zaman ha diyeceksin ama işten geçmiş olur. Ondan sonra geçti borun pazarı, süreçeceğinin iyi diye hiçbir faydası olmaz. Onun için de burada anlatılanlar yani bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır, selamına cevap verir. Hadis-i şerif ya bu. Tanır ve selamına cevap verir. Ve yine mezarda olanlara selam vereceğiniz zaman Esselamu Aleyküm deyiniz buyuruyor. Bunun için Esselamu Aleyküm ya ehle daril kavmil müminin denir. Kabristan'da bulunan ölüler birbirini ziyaret ederler ve buluşurlar. Bunu bildiren hadis-i şerifte ölülerinizin kefenlerinizi güzel yani sünnete uygun yapınız. Onlar kabirlerinde birbirini ziyaret ederler, övünürler. Biriniz din kardeşinin cenaze işlerini görürse kefenini güzel yapsın. Çünkü onlar kabirleri içinde birbirlerini ziyaret ederler buyuruldu. Ya nasıl giderler efendim? Kahve falan içerler mi? Ha pasta, yaş pasta da alıp götürüyorlar. Ya onlar işine yaramaz onlar tamam. Ölülerin kabirlerinde birçok iş yaptıkları Allah-u Teala'nın izniyle onlardan birçok şeyler görüldüğü Resulullah Efendimiz tarafından aleyhissalatü vesselam bildirilmiştir. Vefat eden evliyanın ve şehitlerin düşmanlarla yapılan harplerde Müslümanlara yardım ettiği çok görülmüştür. Kabirde ölüye azap yapıldığı hakkında Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresinin 46. ayet-i kerimesinde mealen Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir buyuruldu. Hadis-i şerifte eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim buyuruldu. Hani siz başlangıçta sordunuz ya bir cümlemde bunları kim haber veriyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben işitiyorum. Eğer dayanabilseydiniz size de işitmesi için Cenab-ı Hak işittirmesi için dua ederdim. Hakikaten takat getirilir mi getirilmez mi? O da ayrı bir mesele tabii ki. Bir kimse Resulullah Efendimiz'in yanında. Topraktan birinin çıktığını gördüm. Bir adam buna sopa ile vurarak yerde kayboluyordu. Böylece toprağa girip çıktığını gördüm dedi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu işitince o gördüğün Ebu Cehil'dir. Kıyamete kadar azap çeker buyurdu. Bu ve bunun gibi haberler peygamberler ve evliyalar gibi
Herkesin de kabirdekileri görebileceğini bildirmektedirler. Evliyanın görmesi hiç inkar edilemez. Allah-u Teala'nın kudreti ile görmektedirler. Cenab-ı Hak ihsan ediyor, gösteriyor. Peki efendim, kabirde kondu, sual sorulur mu? Ölü kabre konulunca bilinmeyen bir hayatla dirilecek, rahat veya azap görecektir. Nimet ve azaptan önce Münker ve Nekir adında iki meleğin bilinmeyen korkunç insan şeklinde mezara gelip sual soracaklarını hadis-i şerifle açıkça bildirmiştir. Kabir suali bazı imani bilgilerden veya tamamından olacaktır. Kul öldüğü vakit siyah renkli, yeşil gözlü iki melek kendisine gelir. Bunlardan birine Nekir, diğerine Münker denir. Ölüye bu peygamber hakkında ne dersin diye sorarlar. Şayet mümin idiyse o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü der. Onlar senin böyle diyeceğini biliyorduk derler. Sonra mezarı enine boyuna 70 arşın genişletilir ve nurlandırılır. Sonra kendisine uyu denir. O bırakın da gideyim, durumu aile ifradımı anlatayım der. Fakat kendisine müsaade edilmez ve yat uyu denir ve kıyamete kadar yatar. Şayet münafık ise meleklerin sorularına insanlar bir şeyler derlerdi. Hah, işte buraya geldik. Kabire gelince de böyle diyecekler. İnsanlar bir şeyler derlerdi ve ben de söylerdim fakat şimdi bilmiyorum der. Ya, melekler zaten biz senin böyle diyeceğini biliyorduk derler. Sonra mezarına bunu sıkıştır denir. Mezar onu kemikleri birbirine geçinceye kadar sıkar ve dirilinceye kadar azap, kabirinde azap çeker. Bu haller Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ve ashab-ı kiramın yolunda bulunan ehl-i sünnet alimleri söz birliğiyle söylemişlerdir. Yakılan, suya atılan veya başka bir şekilde muamele edilen her ölü için de kabir hayatı, suali, azabı veya rahatlığı vardır. Bunlar sadece bir kabir kazılıp içine konulan ölülere yapılır, böyle olmayanlara yapılmaz sanmamalıdır. Ölen insanların başlarına gelenler Allah-u Teala'nın kudreti içindedir. Her ölü öldükten sonra, ölü öldür mü? Ölüyormuş demek ki. Öldükten sonra başa gelenlerden olan kabir hayatını yaşar. Nitekim dünyada da insanların aklının almadığı, güçlerinin yetmediği, hesaplarına uymayan birçok hadise cereyan etmektedir. Anlaşılsın anlaşılmasın, bu dünyada olup biten her şeye dünya hayatı denilmektedir. Münker ve Nekir kabirde ölüye sual soracak iki meleğin adıdır. Münker ve Nekir bilinmeyen korkunç insan şeklinde mezara gelip sual soracaktır. Kabir suali haktır, doğrudur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ölü kabre konunca yanına iki siyah ve gökgözlü melek gelir. Birine Münker, diğerine Nekir denir. Peygamber olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam hakkında ne dersin derler. Eğer mümin ise Allah-u Teala'nın kulu ve Resulüdür. Şehadet derim ki Allah-u Teala birdir. Muhammed Aleyhisselam'ın onun Resulü der. Mezarını enine boyuna 70 arşın büyütürler. Nur ile doldurulur. Neşeli uyu seni en çok sevdiğinden başka hiçbir şey uyandıramaz derler. Münafık ise bu suali bilmiyorum. İnsanlardan işittim, bir şeyler söylediler. Ben de söylerdim der. Bunun üzerine toprağı onu sıkıştırır sıkıştır denir. Kaburga kemik de birbirine geçer. Böylece ahirete kadar azap içinde kalır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hazretleri şöyle anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Resulallah, ölü kabre konulduğu vakit ilk karşılaştığı şey nedir diye sual ettim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ey İbn Mesud, bunu senden başka bana kimse sormadı. Ölü kabre konulduğu vakit önce bir melek nida eder. O meleğin ismi Ruman'dır. Kabirlerin arasına girer, der ki ey Allah'ın kulu, amelini dünyadayken yaptıklarını yaz. O kimse der ki benim burada ne kağıdım var, ne kalemim var, ne yazayım? O melek der ki bu sözün kabul edilmez. Senin kefenin kağıdındır, tükrüğün mürekkebindir, parmakların kalemindir. Melek kefeninden bir parça kesip verir. O kul dünyada her ne kadar yazı yazmak bilmese de orada sevabını ve günahını adeta bir günde işlemiş gibi yazar. Bundan sonra melek o yazdığı kefen parçasını dürer, o ölünün boynuna asar. Bundan sonra Resulullah Efendimiz her insanın yaptığı işler gösteren sahifelerini biz boynunda kıldık İsra suresinin 13. ayet-i kerimesini okuyuverdiler. Buyuruyor Abdullah İbni Mesud Hazretleri. Rumandan sonra güzel surette ve güzel kokulu, güzel elbiseli olarak ameli gelir. Beni bilmez misin der. O da der ki sen kimsin ki Allah-u Teala benim garipliğim zamanında bana ihsan eyledi. O da der ki ben senin salih işlerinim. Dünyada güzel işler işlemiş. Korkma, mahzun olma. Bundan biraz vakit geçtikten sonra Münker ve Nekir melekleri gelirler ve sana sual ederler. Onlardan da korkma der.
Bundan sonra münker ve nekir gelirler. Bu meleklerin şekilleri insanlardan, hayvanlardan, diğer meleklerden ve cinlerden hiçbirine benzemez. Onlarla yakınlık, ahbaplık, arkadaşlık olmaz. Onları gören korkar, çok heybetlidirler. Yani açıkça Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki orada iltimas mı iltimas falan hak getire. Dünyada kazanmadıysan hiç tesir etmez onlara buyuruyor. İnsan şeklinde görünürler. Yüzleri oldukça siyah, gözleri mavi, dişleri yeri yararlar. Başlarının tüyleri yer üzerine sarkmış sürünür. Gözleri gökkürler gibi, sözleri gökkürler gibi, gözleri şimşek çakar gibidir. Solukları da şiddetli esen rüzgar gibidir. Bütün insanlara sual ederler. Çünkü Allah-u Teala onlara öyle kuvvetli özellik vermiştir ki aynı anda birçok yerde birçok kimseye sual ederler. Muhatabı olan ölüler sözlerini işitip kendinden başka orada bulunanı anlamayıp kendi sualiyle meşgul olur. Bazı alimler sual meleklerinin sayıları çoktur dediler. Ölü kabre konulunca bilinmeyen bir hayatla dirilecek, rahatlık veya azap içinde kalacaktır. Bu hal münker ve nekirin suallerine göre tayin edilecektir. Bu iki melek kabirdeki ölüye Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir, kitabın nedir, kıblen neresidir, itikatta mezhebin nedir, amelde mezhebin nedir suallerini veya bütün iman bilgilerini sorarlar. İmanı itikad doğru olarak güzel cevap vereceklerdir. İmanı itikadı doğru olanlar güzel cevap vereceklerdir. Güzel cevap verenlerin kabirleri genişleyecek, cennetten bir pencere açılacaktır. Sabah akşam cennetteki yerlerini görüp melekler tarafından iyilikler yapılacak, müjdeler verilecektir. Cevabı iyi olmazsa öyle azap görecek ki bağırmasını insandan ve cinden başka her mahluk işitecektir. Kabir o kadar daralır ki kemiklerini birbirine geçirecek gibi sıkar. Cehennemden bir delik açılır, sabah akşam oradaki yerini görüp mezarda mahşere kadar acı azap çeker. Ya Mustafa abi, bunları insan okuyorsun, insan dehşete düşüyor tabii. Ya bu insan başına gelecek. Mümin, münafık ve bidat ehli olan bütün insanlara kabir suali vardır. Müminlerden 9 kimseye sual olmaz. Şehit, düşman karşısında nöbetteyken ölen, veba, kolera gibi bulaşıcı hastalıklardan ölen, böyle hastalıklar yayıldığı zaman kaçmayıp sabrederek başka sebeple ölen, sıddıklar, bali olmayan çocuklar, cuma günü ve gecesi ölenler, her gece tebareke ile secde suresini okuyanlar ve ölüm hastalığında ihlas suresini okuyanlara kabir suali olmaz. Peygamberler aleyhisselam da sıddıklara dahildir. Birkaç gün tabutta kalan mevtaya tabuttayken sual olmaz. Sual kabirde olur. Kabirde münker ve nekir meleklerine cevap olarak şunları ezberlemelidir. Rabbim Allah-u Teala, Peygamberim Muhammed aleyhisselam, dinim dini İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, kıblem Kabe-i Şerif, itikatta mezhebim Ehl-i Sünnet vel Cemaat, amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Hadis-i şeriflerde kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir azabından Allah'a sığınırız. Üzerinize idrar sıçratmayınız. Çok kimseye kabir azabı bundan olacaktır. Meyyit, ehlinin, evladının ağlamalarından azap duyar buyurdu. Resulullah Efendimiz iki kabir yanında durup, bunlardan biri idrar sıçramasından sakınmadığı için, diğeri ise Müslümanlar arasında söz taşıdığı için kabir azabı çekiyorlar buyurdu. Hani siz başlangıçta sordunuz da kim gördü? Peygamberimiz görüyor işte, bu kabirde var mı diyor. Ölürken kaç yaşında olursa olsun cennette erkekler de kadınlar da hep 33 yaşında olacaklardır. Hep 33 yaşında olacaklardır. Kabir azabı rüyada alemi misaldeki görüntüleri görmek değildir. Kabir azabı rüya gibi de değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü de değildir. Azabın kendisidir. Bundan başka rüyada görülen acı, azap, azabın kendisidir denilse bile dünyadaki acılar azaplar gibidir. Kabir azabı ise ahiret azaplarındandır. Birbirlerine hiç benzemezler. Çünkü dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır. Kabir azabı ve kabrin sıkması vardır. Buna inanmayan kafir olmaz, bidat sahibi olur. Çünkü meşhur olan hadislere inanmamış olur. Kabir dünya ile ahiret arasında geçit olduğundan kabir azabı dünya azapları gibi geçicidir ve ahiret azapları cinsindendir. Yani bir bakımdan dünya azaplarına, bir bakımdan da ahiret azaplarına benzemektedir. Kabir azabı en çok dünyada üstüne idrar sıçratanlara ve Müslümanlar arasında söz taşıyanlara olacaktır. Katade bin Numan Hazretleri buyurdu ki, kabir azabı üç şeyden meydana gelir. Bunun üçte biri gıybet, diğer üçte biri nemime, söz taşıma, diğer üçte biri de idrardan sakınmaktır.
Ve tabi ehl-i sünnet alimleri kabirde hem ruha hem bedene ikisine de azap vardır buyurmuşlar. Gerçi bu konu çok uzun da bir tane ben bir şiir aldım. O şiiri okuyalım ve zaten de vaktimizin de sonuna geldi. Ey yarenler, ey kardeşler, ecel gele ölen bir gün, işlerime pişman olup ah neyledim diyen bir gün. Yanlarıma kona elim, söz söylemez ola dilim, karşıma gele amelim, nettim ise görem o gün. Üç parça bezdir kefenim, yılan çıyan yirler tenim, yıl geçer bilinmez yerim, unutulup kalan bir gün. Kabre konurum yalnızca, ne gün tanırım ne gece, son ümit sendedir hoca, sana teslim olan bir gün. Bu hepimizin başına gelecek. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ama dünyada hazırlıklı olursa bunların hiçbirisini yaşamayacaktır. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.